Bu akrep aksında olaylar birazcık daha vücudun hani boyun, boğaz bölgelerinde kanserojen üretme gibi şeyler oluşturabilir. İkizler burcu akciğer vücudun sinir sistemiyle, yengeç avlak vücudun kemik sistemiyle, aslan kova kalp kalp ve kan dolaşımı sistemiyle, başak balık e, vücudun e, daha çok e, hormonal ya yani hormon, balık burcu hormonları yönetiyor. Hatta size şunu söyleyeyim ben, yani balık burcu vücutta her şeyin içinde var diyebilirim. Oo, bir kere bu Almanya'yı terk etsin. Neptün var burada, kare. Zaten Almanya onun için hayal kırıklığı olan bir yer. Yani bu çocuk Almanya'da yaşamamalı. Yani Neptün kare. İşte, işte nasip işte bunlarda, kader arkadaşlar yani. Yani Ankara, Eskişehir, Konya muhteşem çalışır bunda. Eksantre İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horas astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 5530 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Kanser bir gencimiz var ona bakalım mı? Tamam bakalım geçmiş olsun ona da. Şuradaki Satürn çok iyi. Yani şu. Şu Satürn e, kanseri bastırır. Büyümesini engeller ama Jüpiter orada kanserojen. Jüpiter'in Pluto'ya karşıtlığına bakın. Şiron karşıtlığına bakın. Mesela burada hastalık barındırıyor. E, 6. evde çünkü arkadaşlar bakın. 6. evde olan bir Jüpiter görüyoruz. Jüpiter büyüten bir şey. Satürn'de baskı yapan bir şey hatırlarsanız. E, şimdi sembolik olarak Jüpiter'in özellikle Pluto'ya karşıtlığı bu kanserojen içerik. Yani Jüpiter kanserojen. Ha. Jüpiter o zaman burada otomatik bununla çalışıyor burada. Yani Satürn de bir şekilde etkilemeye çalışacak ama iş zor yani burada. Büyüten bir şey var. Jüpiter bir şey büyütüyor burada. Akciğer kanseri falan mı bu? İkizler burcunda. Lenf kanseri mi bu arkadaş? Lenfoma. ha Yani burada boyun, koltuk altları, kasıklar, diz arkası, göğüs, karın boşluğu bu bölgeler üzerinde yoğunlaşıyor arkadaşlar. Şimdi boyun koltuk altı yani yine burada bakın. Sen bir güzel ikizler burcu yine değil mi? Ee, kollar yani koltuk altı. Bakın boyun bölgeleri. Yani burada Satürn'ün de burada hastalığa bir e, hükmü var. E, onu belirteyim. Jüpiter de burada ya yani burada ama hastalığı oluşturan burada Jüpiter Plüto karşıtlığı. Bak zaten Plüto Şiron kavuşumu kanserojendir yani. Jüpiter karşıtlığı büyütüyor konuyu e, arkadaşlar. Yine Jüpiter ikizler, ikizler aynı zaman ses de ilgili. Ondan sonra yine Satürn boğa, boğazla ilgili. Boyunla ilgili orada bir durum bize ortaya koyuyor. İkizler burcu kollarla ilgili ve koltuk altı ile ilgili ve dizlerle ilgili. Burada baktığımız zaman hani el kol, kol bacakla da ilgili gündemlerin olduğunu gösteriyor. Burada Pluto karşıttı. Jüpiter Pluto zaten büyüten bir etki. Burada Pluto kanserojen etki olarak 6-12 aksında özellikle bu şekilde bir karşılaşma ve yaklaşan açıda karşılaşma. Bakın yine yaklaşan açı var. Durumu burada ciddi bir konuma yükseltiyor arkadaşlar. Bunun muhtemelen Mars yönetiyor ölümcül noktayı. Mars yönetiyor. Mide ile ilgili de Mars yengeç. Ay nerede? Ay koç. Şuradan çok şanslı. Ay ve Mars birbirine ağırlıyor arkadaşlar. Şuradan hani Mars ve Ay'ın birbirine ağırlamasından dolayı da yani burada Mars'ı koç gibi çalışıyor bunun. Çok güçlü bir Mars var. Ay da yengeç gibi çalışıyor. Yine çok güçlü bir Ay var bu noktada. Diyebilirim. Fiziksel direnci yüksek. Yine ASC oğlak. Mars da burada güçlü olduğu için yani birbirini ağırladığı için Oğlak Burcu'nun yücelim yöneticisi olarak baktığımızda yani direncinin yüksek olduğunu, kişinin fiziksel durumunun yüksek olduğunu görüyoruz. Birinci evde Mars olanlar, birinci ev Koç olanlar arkadaşlar birazcık daha fiziksel dirençleri yüksek insanlar oluyor. Yani Mars'ı çok yüksek olanlar, yani Mars'ı çok yücelimde olanlar, Mars'ı yönetici olanlar, Mars'ı yani Mars'ı güzel açılmış olanlar bunların fiziksel dirençleri yüksektir. Mesela en güzel fiziksel direnç mesela Jüpiter Mars trinesi mesela fiziksel direnci arttırır mesela. Bu kişiler pek hasta olmayabilir. Mars burada fiziksel direnç olarak düşünürsek Mars Jüpiter trinesi veya Mars Satürn trineleri burada ciddi anlamda kişinin fiziksel metabolizmasını güçlendiriyor. Bu kişide Mars'ı burada güçlü. Tabii ki ortada bir hastalık var. Burada işte 6. ev burcun üzerindeki bu Jüpiter Pluto karşıtlığını burada görmekteyiz arkadaşlar. Yine burada boyun bölgesi, yine koltuk altı ve dediğim gibi vücutta bunlar ne bezleriyle ilgili noktalarda Jüpiter'in Pluto karşılığında olaylar nasıl bütünü görüyoruz. Sol haritalı noktalarda 1. evin yöresini 6. evde, 6. evin yöresini 1. evde, 1. evin yöresini 8. evde, 8. evin yöresini 6. evde, 6. evin yöresini 8. evde, 8. evin yöresini 1. evde, 6. evin yöresini 1. evin yöresini 12. evde, 6. evin yöresini 12. evde. Ee, burada da görmeyeceğiz arkadaşlar. Bunlar hastalık belirtileri. Yani şöyle 6, 8, 12 bu üç tane evin içinde bu göstergeyle bir ilişki olmayacak. Yani birinci ev şu üç göstergeden ne alacak ne verecek. Yani bir yere oraya transfer yapmayacak konuyu. Öyle yaparsa haritada da progres de bozuksa medikal sorunlara doğru yönetir. Tamam mı? Hani ilerletir konuyu. Her zaman ay 12'de hastaneye sokmaz. Ama progres harita bozuksa hastaneye sevk eder onu söyleyeyim. Yani progres harita da geriliyorsa orada. Orada sol haritada baktığınız ay kişiyi özellikle hastaneye gönderir yani. Burada baktığımızda böyle bir durumun. Güneş, Jüpiter, 150 zaten hastalık demek. Özellikle burada açtığımızda 7. evde açılıyor hatta. ASC'ye karşıdan bakıyor değil mi? Yani güneşin ASC'ye karşıdan baktığını görmekteyiz. Yani kendine res çekiyor. Yani güneş hayat göstergesi kendi kendine res çekiyor. Dolayısıyla bu da yine direnci düşünen etkilerden bir tanesi. Birçok hastalıkta, solar retinde olsun, natal haritada olsun, ASC'ye gelen yüz arkadaşlar hastalık meydana getiriyor. ASC seni temsil ediyor, direkt ben demek. Direkt ASC'nin aldığı yüz hastalık olarak meydana gelebilir, çıkartabilir. Natal haritada olsun, transit de bir hasta yapabiliyor. Yani hastalık, şöyle söyleyeyim. Mesela sen yükselen kovasın, ondan sonra Başak Burcu'ndan sert etkiler almaya başladığında ne hastalıkla ilgili yüzleşebilirsin veya 6. evden e, transit aldığında sert bir yükselen kova olarak mesela yükselen kovaysan yengeç başak tarafından çok sert açılar alırsan ya transitten hastalık yani burada fiziksel direncin düşer o dönemlerde sağlığına dikkat etmelisin e, diyebilirim evet bir e, kanser konusunu inceledik yine burada bakalım mesela nerede riskleniyor bu kişi mesela burada evet bu yıl mesela bu konuyla ilgili yüzleşebilir Ay burada. Ay Pluto'ya gitmesi tehlikeli. Ee, peki haritanın en tepe noktasına bakın. Haritanın en tepesini kim yönetiyor? Haritanın en tepesini Jüpiter yönetiyor arkadaşlar. Ve Güneş yüzeyleri var. Bu haritada evet bir hastalıktan bahsedebiliriz yani. Hastalık sürecinden bahsedebiliriz. Ve Venüs Jüpiter karşıtlığı var haritada. Ee, 2-8 aksı üzerinde. Coğrafya olarak yer değiştirirseniz. Coğrafya olarak bakalım biraz. Evet doğru söylüyorsunuz. Coğrafya olarak o kanseri büyüten ona yarayacak olan bir şeyler bulmalı bulmak lazım. Özellikle İzmir bölgesinde Mars üçgeninin olduğunu görüyoruz. Mesela Mars üçgeni İzmir'den geçiyor. Mesela üçgen yapıyor. Yani bu fiziksel direnci arttıran bir bölge. Onun için çünkü Mars üçgeni var bakın. Diye. En tepeyi etkiliyor Mars. Yani burada şu demek bu. Natal haritası İzmir'e giderse, İzmir'le kontak geçerse ya da İzmir şey olursa Natal haritasındaki Mars arkadaşlar onun MC noktasıyla kontak kuruyor diyor. Yani MC noktasına üçgen yapıyor diyor. İzmir İzmirli ilgisi var mı bu, bu arkadaşımızın? İzmir'e gitti mi hiç? İzmir'den doktor ya da İzmir'den doktor ya da herhangi bir e, böyle birileriyle şey yapmış mı? A, Almanya'da yaşıyor. Almanya'da yaşıyor anladım. Almanya'ya doğru bakalım. Belki de Almanya onun için çok e, ters bir yer. Belki de Almanya'dan çıkması gerekiyor. Almanya. O Bir kere bu Almanya'yı terk etsin. Neptün var burada kare. Zaten Almanya onun için hayal kırıklığı olan bir yer. Yani bu çocuk Almanya'da yaşamamalı. Yani Neptün kare. Ya bir de medikal rahatsız olan bir kişinin yani Neptün karesinin olduğu yerde ne işi var? Yani zaten biyolojik bedeni yetersiz. Yani tamam direniyor ama hastalık üreten bir arata. Almanya gibi bir yerde daha çok hasta olmaya. Yani bu Neptün oradan geçiyor zaten. Hayal kırıklıkları. Lit kareleri falan yani burada olduğunu görmekteyiz. Yani birazcık daha olumlu açılır altında. Bakın güneşin o bölge üzerinde kare yaptığını görüyoruz. Şu Almanya hattı onun için pek uygun bir yer. Nereleri olabilir? Arkadaşlar valla İzmir çok güzel yani. Yani bu çocuğu getirin Ankara'ya falan getirin yani. yani İzmir'e getirin yani. Ankara'ya getirin. Baksana güneş çok güzel buradan geçiyor. Bu, ne işi var bu Almanya'da ya? İşte, işte nasip işte bunlarda. Kader arkadaşlar yani. Yani Ankara, Eskişehir, Konya muhteşem çalışır bunda. Baksana Jüpiter üçgenleri geçiyor. Türkiye'nin her yerinden olumlu çocuk ya. Türkiye'nin her yerinde olumlu Almanya'da yaşıyor. Hadi bakalım şimdi. Hadi bu, bu buradan yak. Hani her yerden vermiş Türkiye'de. Türkiye'de olsun da istediği yerde olsun yani anladın mı? Ee, mesela yani önerebiliriz bu çocuğa. Yani Türkiye'ye gelmeli yani. Türkiye'de yaşamalı. Or orası ona hiçbir şey vermeyecek. Orası onun için hayal kırıklığı. Ona sormak lazım. Yani sen Almanya'da yaşarken bir şey başarabildin mi? Yani hayatından bir şey anladın mı? Neptün karesi geçiyor be arkadaş oradan. Hiçbir şey planlatmayacak sana. Haritana yani senin hedeflediğin her şeyi yok edecek. Hayal kırıklığına, hüsrana sürükleyecek. Zaten Natal haritan iyi değil. Yani hani o noktada progreste zorluyor seni. Bak kanserle mücadele ediyorsun. Ama işte arkadaşlar bazen göz göre göre ölüme gideriz. Bunu buna söylesek bile belki de yerini değiştiremeyecek. Belki de ona çok saçma gelecek. Çünkü diyecek ki yani ben etim tırnağım olmuş Almanya. Ben bir daha geri gelemem diyecek belki. Değil mi? Herkes yani sana desek mesela şimdi Almanya'ya git Türkiye'yi terk et gidebilecek misin? Gidemeyeceksin. Ha siz bakmayın ben giderim. Bunu ben yapabilirim ama bunu herkes yapamaz yani. Çünkü haritasında Güneş Jüpiter trineleri, Güneş Jüpiter üçgenleri, küçük üçgen, büyük üçgen yani sekstil ve trine ilahi koruma çalışır. Ay Jüpiter kavuşum, Güneş Jüpiter kavuşum, Güneş Jüpiter trine, Ay Jüpiter trine, Mars Jüpiter trine bunlar çok büyük fiziksel direnç ve şans veriyor. Yani bunlar biraz daha efsunlu. Yani böyle bir hastalık yaşadıklarında, bir tehlike yaşadıklarında çabuk paçayı yırtabiliyorlar. Ama biz yırtamıyoruz işte yani. Mesela hani o olayı biz yaşadığımız zaman terste kalıyoruz. Ama bu kişi bundan yırtabilir. Yani ben mesela bu çocuk için olumsuz düşünmüyorum. Allah şifa versin inşallah iyileşir. Çünkü haritasında birçok yer değiştiren fonksiyon var. Hastalık var ama korumalar çok fazla. Baskı çok hani orada hani hastalığın küçültülmesiyle ilgili gerekli şeyler var yani. Yani bu çocuk evet dolunayında Uranüs'yen ve Neptün'yen bir dolunay gerçekleşecek haritasında. Yani 2022 yılında tehlikeli pozisyonlar oluşuyor. Ama hayatımız zaten arkadaşlar biz yaşarken hep tehlikedeyiz. Yani buna bakarsan sokağa çıkın araba çarpma tehlikesi var yani. O zaman yani hepimiz bir tehlikeyle karşı karşıyayız buna baktığımız zaman. Hayat yaşamak zaten risk almak yani. Burada baktığımız zaman evet bu çocuk bununla yüzleşecek ama bunu 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 halledebilir bu. Onu söyleyeyim. İşte kara açı kara açıdır, trine açı trine açıdır. Yani kara açı var, hastalık var, problem var ya da 150 açı problem var ama olumlu açılarda seni oradan kurtarabilme gücü veriyor. Hayatımızda da hep böyle değil mi konular? Bir derdimiz var değil mi? Ama bir çözüm var. Hep öyle değil mi? Ya da bazen bir derdimiz var çözüm yok. Hani gibi yani. Değil mi? Yani burada herkes hasta olduğunda bu kadar şanslı olmayabilir yani. Tabii ki yani diyeceksin hocam adam hasta ne şansı yani. Ama ben astrolojik konuşuyorum yani. Güneş, Jüpiter sekstilleri koruyucudur. Mars, Jüpiter, şey Mars, Satürn seksilleri koruyucudur. Fiziksel direnci arttırır. Ay, Mars da birbirine ağırlıyor. Yani teknik olarak bu çocuk evet ilik kanseriyle mücadele vücudun sinir. Bu çocuğun ilik kanseri şöyle anlatayım. Vücudun e, elektrik, yani ikizler burcu. Bak bu çocuğun solunum yollarıyla da ilgili sorun olabilir. Çünkü Jüpiter ikizler ya bu şimdi elektrik sistemi giriyor, ilik merkezi giriyor, sinir sistemi giriyor. Bir sürü şey giriyor devreye. Hani bunlardan birinde bir sorun olacak. Ve Jüpiter Mars karşıttı. Kanserojendir özellikle 6. ev girişinde. 6. ev içerisinde. Pluto kanserojendir. Özellikle Pluto 6. evde olmasına gerek yok. Jüpiter bile orada eğer Pluto'ya karşıt yaparsa 6. evde kanserojen türetir. Yani kanser türetir. Özellikle Jüpiter bu konuda çok etkindir. Çünkü büyütücü etkisi olduğu için kanser de büyüyen bir şeydir. O yüzden Jüpiter Pluto karşıtları kanserojen diyebiliriz. 6-12 aksında hangi burçtaysa. Mesela örnek Koç burcu aksında olan bir karşıtlık burada bizi beyin ya da kanla ilgili değerleri azaltır veya çoğaltırken yani dengesizlikler ve hormonik bozukluklar verirken bu akrep aksında o olaylar birazcık daha vücudun hani boyun boğaz bölgelerinde kanserojen türetme gibi şeyler oluşturabilir. İkizler burcu akciğer vücudun sinir sistemiyle, yengeç avlak vücudun kemik sistemiyle, aslan kova kalp kalp ve kan dolaşımı sistemiyle, başak balık vücudun daha çok hormonal ee, yani hormon, balık burcu hormonları yönetiyor ee, vücudun tüm su dengesini su dengesini sıvı dengesini yönetiyor ee, ondan sonra balık burcunun bu e, hormonların üzerine çok büyük bir etkisi var sadece ayak bileği demek değil o balık burcu hatta size şunu söyleyeyim ben yani balık burcu vücutta her şeyin içinde var diyebilirim bu çocuğun ayak yürüme bak ben sana söyleyeyim bu çocuğun git bak ayaklarında da bir sorun var ee, ayak kol bacak sistemlerinde de sorun var bu çocuğun yani mesela ben doktor değilim şimdi doktor olsam yani bu çocuğu ben enteresan şekillerde incelerim mesela. Ama yetkim yok ki bu konuda. Teşhis koyma yetkim yok yani. Ya diyorum ya, ya keşke doktor olsaydım ve bu bilgileri öyle öğrenseydim ben. Ya inanın en büyük pişmanlığım bu. Bilseydim böyle bilgiler öğreneceğim hayatımın içinde. Kaderimde böyle bir şey. Vallahi bile yani sıkardım acık tıpkı kazanırdım. Zamanında giderdim okurdum. Yani ama bilmiyordum ki yani ben astroloji öğreneceğimi. O yüzden mesela hani bu noktada hani ben kendimde yaşayamadığım birçok şeyi belki de kızımda oğlumda yaşamak için belki de diyorum işte kızıma diyorum ya kızım bak bir bilgi var ben yapamam bu saatten sonra da hani sana vereyim sen yap ee, kızımı yönlendiriyorum nedir işte gençleri yönlendiriyorum hani belki de bu bilgiyi siz de böyle yapacaksınız yani siz bilgiyi öğreneceksiniz göreceksiniz öğreneceksiniz çocuğunuzu öğreteceksiniz belki de o bilgileri çocuğunuz kullanacak. Yani o bilgileri çocuğunuz bir yerlere getirecek belki. Yani olayları belki siz sadece taşıyıcısınız. Yani belki de yeğeniniz gerçekleştirecek. Belki de yani diyorum ya ben 41 yaşındayım arkadaş bu saatten sonra zamanım yok yani gideyim tıp okuyayım yani. Bu çok büyük fantazi benim için. Bunu ben yapamam yani. Bu bir hayal. Neptünyen bir hayal. Mümkün değil. Benim zamanım, işim, gücüm var. Yani bunu bu saatten sonra ben yapamam artık. Merkür. Burada solunumla ilgili bir gündem var. Ama aslında Merkür'ün açıları Ay Merkür'e yaklaşıyor. Bu olumlu. Mesela Merkür Satürn'e yaklaşıyor. Bu olumlu. Mesela burada sadece şurada Merkür'ün bir yüzeliliği var. Evet bazı solunum problemleri olabilir ama bu kişinin öyle Merkür de çok güçlü ha yani onu da söyleyeyim. Merkür ikizler burada. Ama işte 6. evde böyle bir yüzellik açı bize bir problem çıkartabilir. Ama bunun teşhisi ya da bunun yani yorum ya da bunun tedavisi çabuk olacaktır. Yani olabilir. Merkür burada 16 bakın. Çünkü güçlü bir Merkür var. Ay burada bakın güçlü bir Merkür şey var. Bakın Venüs ile Mars birbirini ağırlıyor. Özellikle bu tarz hastalıklarda birbirini ağırlama güzel bir şey. E çünkü bir anda bize Joker çıkartıyor. Birbirini ağırlama aynı zamanda başka bir şeyle de bağlantılı olabilir. Yani aslında sana ben böyle görünüyor ama var. ben böyleyim gibi bir şey oluyor birbirini ağırlama. Mars'ı terazi gözüküyor ama Mars'ı koç bulunda. Bunun da çok yüksek bir dayanma kapasitesi olduğunu görüyoruz. Venüs de burada. Venüs terazi gözüküyor. En tepede Arıtanın en tepesinde Satürn var. Mesela Herhangi bir kansere karşı harita baskılanabilecek konumda. Yani mesela tümör ya da kanserlere karşı bu orta haritanın en tepe noktasında bir Saturn'un olması, 6. ev girişinde bir Saturn'un olması, kanser ve türevlerine karşı baskı, küçültme uyguluyor. Ya da o dönemde solar returnunda Satürn'ün 6. evde olması, kanserin küçüldüğüne sebep verebilir. Yani kişinin natal haritasında böyle bir şey yoktur. Ama solar returnunda, Böyle bir şey vardır. O zaman o dönem içinde onu küçüleceğini, tümör veya kanser gibi şeyler varsa. Şimdi mesela ben burada ben bu kişiye yani açıkçası solunum yollarıyla olan ilgili konunun ben yani direkt solunum yollarından kaynaklandığını düşünmem. Neden? Çünkü olumlu açılar var. Yani ben daha çok bu kişinin kan değerleriyle ilgili bazı sorunlar olabileceğini düşünürüm. Vücudun hormon ile ilgili bir şeyler olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ay hormonda bir sıkıntı ya da kişinin burada hani e, vücudundaki hormonal sisteminde bir sorun olabilir. Burada diyebiliriz ya da beyinle ilgili bir konudan oraya sıçrıyor ya da beynin bu konuyla ilgili yanlış yönetimi yüzünden bu o meydana geliyor da olabilir. Hatta bir harita vardı. Ben çok etkisinde kalmıştım bunun. Konuşamıyordu çocuk arkadaşlar. Ve böbrek etmez vardı ve Merkür sıkışmıştı 3. evde Koç burcunda. Yine Satürn karşı böyle bir sıkışmış bir harita vardı. Arkadaşlar çocuk konuşamıyor. Şey ne diyorlar ona? Bir hastalık var ya doğuştan hani e, si, e, elleri titre tit, e, spastik e, diyorlar ama böyle çok değil, Beyinde bir sorun var. E, titriyor. Ha gibi böyle yürüyemiyor, ayaklarını kullanamıyor tamam mı? 3-9 aksın zaten karşıtlık. Böyle yürüyemiyor, ayaklarını kullanamıyor, konuşamıyor, cümle kuramıyor. Ve çocuğun böbrekleri diyaliz, diyalize giriyordu. Ve koç terazi mesela. Hani yine aynı şekilde böyle etkileşimler. Baktığımız zaman hani ben bunu anlatıyordum böyle işte bir doktorla konuşuyorduk. Karşısında bir doktor olduğunu eminim de doktorun ıı, kim olduğunu hatırlamıyorum. Ondan sonra o bana dedi a dedi dur dedi. Beyin dedi ilk dedi şey yaparsa dedi böbrekler gider dedi. Tamam mı? Çünkü dedi beynin dedi böbrekler üzerinde dedi ilk iptal edeceği yer böbrek dedi. Çünkü beyin hayatta kalabilmek için dedi. Vücutta dedi ağırlık var yani. Çünkü böbrekler iki tane dedi. Yani böbrek olmadığında insan yaşayabiliyor dedi. Tamam mı? Dolayısıyla hani denge, bir şekilde şey yapmaya çalışıyor dedi. İlk dedi devre dışı bırakacağı şey dedi böbrektir dedi. Tamam mı? Vay dedi ben bunu bilmiyordum mesela. Hani ben astrolojik olarak söylüyorum adam doktor biliyor. Hani onu birleştiriyordu bana. Böyle bir muhabbetimiz olmuştu. Kim ne oldu nerede oldu hatırlamıyorum ama ben bu bilgiyi hatırlıyorum. Net bir doktordan aldım. Sizden açtığımı göreceksiniz yani. Burada hani koç hani diyeceksiniz. Ikizler ya kol bacak da bunun neyle alakası var? Hani ne alaka? Beyinle böbreğin yani tamam mı? Ee, var işte. Yani burçları karşıt olarak baktı mesela yengeçle oğlak şimdi diyeceksiniz. Hani birisi rahim, birisi mide, birisi iskelet. Kemikle şeyin ne alakası var? Evet var arkadaşlar. Mesela burada da burada baktığın zaman oğlak burcu mesela kemik demek. Yengeç burcu da onun içindeki o ilik demek. Kemik ilik sistemiyle ilgili. Yani o zaman yengeç burcuna sadece mide de olarak bakmayacaksın. Yani yengeç burcu vücuttaki tüm sıvıları yönetiyor ve tüm e, o şeyleri e, yönetiyor. Sıvı. Bak yenge, e, yengeç burcu ne demek biliyor musun? Ay, muz demek arkadaşlar. Muz bak en basitinden. Aklınıza tamam mı? Yumuşak, kıkırdak olan her şey ayla ilgili. İçinde böyle şey olan, zarımsı olan, içinde sıvı barındıran, ayla ilgili, yengeçle ilgili. Yani yengeç oğlak aksı oğlak kemik demek ama Yengeç de onun içindeki kemik sisteminin içindeki o ilik sistemiyle ilgili. Yani Ay'ın orada çünkü hükmü var? Yine burada Merkür'de o ilik sistemin içindeki sinirle ilgili. Mars'ın burada özellikle çok da ciddi bir hani yücelimini hani böyle bir yöneticiliğini görmemekteyiz. Yani solar harita senin o yılki bağışıklık sisteminin üzerinde de gündemler veriyor. Bağışıklık sistemi ne demek fiziksel direnç Mars demek. O zaman ben solar arıta Mars'ın bozuk olduğu dönemlerde sağlama dikkat etmeliyim. Özellikle Mars 12'ye giriyorsa ve tepeyi yönetiyorsa. Mars 1. evi yönetiyor 12. evdeyse 6. evi yönetiyorsa ya da Mars her şekilde 12. evdeyse ya da 6. evdeyse bir hastalık göstergesi olabilir. Ama ben orada illa bu bir hastalık mı? İşte olabilir. 6. ev medikal illa değil ki. Yani belki de çok çalışacağım. Belki stres yaşayacağım. Ama unutmayın işte her şekilde aslında neden diyorum ya ben diyorum ya. Arkadaşlar çok çalışmayın ya. Çok çalışmak hasta olursunuz. Hani hoca şuraya bak hoca bak çok çalışmayın diyor. Çalışan demir pas tutmaz diyeceksiniz değil mi? O atasözünü bulan adama benden selam söyleyin. Kaplumbağalar uzun yaşar ee, arkadaşlar. Tavşanlar çabuk ölür. Yani bunu unutmayın yani. Vücudun pilini hemen bitirmeyin. O yüzden spor yapan adamların sağlıklı yaşam, spor önerecekler. Size tavsiyem çok fazla spor yapmayın. Yani diyeceksiniz hadi lan oradan hoca iyice kafayı yedi ya. Ee, vallahi Valla arkadaşlar <laughs> yaşam pilinizi bu kadar çabuk harcamayın yani. Ee, zor ağırlıkların altına girerek kendinizi eziyet ederek sağlıklı yaşam olmaz onu söyleyin. Tabii ki spor yapın ama her şey kıvamında. Görüyorum böyle vücut geliştirmek için. O vücut geliştiricinin kaç, kaç, kaç yıl yaşadığını orantılarına baktınız mı? Gidin bir istatistiklere bakın bakalım. Vücut geliştirmecilerin yani özellikle o kadar ağırlıkların altına giriyorlar ama çok da Uzun yıllar yaşayamadıkları ortada. Şimdi o zaman, değil mi? Kaplumbağalar uzun yaşar. Yavaş, keyfini çıkara çıkara yaşayın arkadaşlar. Ee, anlatabiliyor muyum? Bütün hastalıkların sebebi bir strestir. Çok çalışmak. Ee, o yüzden biraz kendinize de vakit ayırın. 2024'e gidiyor. Bak burada rahatlıyor Ertağ. Yani o zaman ben diyebilirim. Bu süreç 2023'ün sonuna kadar. 2024 Mayıs'ta rahatlayacak bu kişi. Yani 2024 Mayıs'a kadar bakın. güneş Jüpiter kavuşumu var. Süper. Bu yine ilahi bir korumadan bahsediyor İkinci evde olması gayet güzel. Mars Koç burcu birinci evde çok güzel fiziksel direnç artmış durumda. Tabii bir ufak ay Mars karşıtlığımız var. E, problem yok. E, yani o kadar kadı kızında da olur. E, o asici dispozitörü Jüpiter'in güneşle birlikte olması Venüs'ün de bu da çok şanslı bir yıl. Yani onu söyleyeyim 2024 Mayıs onun çok şanslı olduğu bir dönem. Ve onun çok büyük güç kazandığı e, ve e, bu hastalıktan belki de tamamen iyileştiği ya da bu konuyla ilgili rahatladı, maddi imkanlara kavuştuğu, maddi imkanlarla ilgili çok büyük olaylar yaşadığı, yani güzellikler yaşadığını burada düşünebiliriz 2024 Mayıs. Çünkü güneş bakın çıktı artık. Yani artık 6-12 açmıyor bize. 6-8 açmıyor. Mars 1'e geldi. Yani ne oldu? Mars 1 abadımın fiziksel direnci ağırlığı, e, yükseldi. Ve bu konuyu artık e, yendi veya ne bileyim bunun gibi şeyler. Ama bakın yine güneş burada hala 6'yı yönetiyor. Yani bir şey var ama burada Jüpiter güneş kavuşumu koruyucudur yani bir şey olmaz. Onu söyleyeyim. Zor süreçler altında Jüpiter'i melek gibi düşünün. Kanat gibi düşünün. Yani sizi koruyan şey gibi düşünün yani. Diyebiliriz. Yine burada Güneş, Jüpiter, Kavuşum, Neptün, Venüs, yani Uranüs çok güzel. Hani Neptün'e sekstil açı yapması da güzel. Bakın biraz önce 6'da açılıyordu. Bakın farkındaysanız. 6'da açılıyordu. Yani burada da şu var arkadaşlar. güneş burada Mars'a sekstil gidiyor. Ay burada Mars'a sekstil. fiziksel direnci yüksek ama Mars yengeç 8. evde. Anlatabiliyor muyum? Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Alamanat olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı geceler.